Merhaba, bugün sizlerle 6. sınıf sosyal bilgiler dersi MEP 2 Mayıs çalışma sorularıyla beraberiz. Bu dersimizde bu soruların çözümlerini yapacağız. İsterseniz hemen birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda Atatürk bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği milletin aynısı olabilir, ne kendi milliyeti içinde kalabilir. Burada Atatürk demokrasi bilincinin geliştirmesinin öneminden bahsetmemiştir. Saygı ve hoşgörü ortamının oluşturulmasından bahsetmemiştir. Bilimsel gelişmeler desteklemelerinden bahsetmemiştir. Fakat milli kültüre sahip çıkmaktan bahsetmiştir. Cevabımız B şık. İkinci soruda Atatürk ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla bir bağış kampanyası düzenlemişlerdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir? A. Dürüstlüğe değil. B. Yardımlaşma ve dayanışmaya. Evet, aslında bu olmalı. C. Misafirperverliğe değil. D. Adaleti değil. Evet arkadaşlar, yardımlaşma ve dayanışmaya örnek gösterilebilir. Üçüncü soruda bu gibi sorularda soru kökünü okumanız her zaman size avantaj sağlayacaktır. Buna göre Fatma ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Okul bahçesinde arkadaşının yere çöp attığını gören Fatma, yaşadığımız yer, çevreyi temiz tutmak hepimizin görevidir. Bu konuda duyarlı olmalı ve örnek davranışlar sergilemeliyiz diyerek arkadaşını uyarmıştır. Buna göre Fatma sorumluluk sahibi bir öğrenci olduğunu göstermiştir. Evet. Yine B ve C, B, C ve D'yi okuyalım. Arkadaşlar arasında sevildiğine değil, derslerinde başarı gösterdiğine değil, spor faaliyetlerine görev aldığına. Hayır, tabii ki burada sorumluluk sahibi olan bir öğrenci. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da Türklerin konar göçer bir yaşam sürdüklerine kanıt olarak gösterilebilir? Konar göçer bir yaşam sürdüklerini diyor arkadaşlar. Devleti ikili sistem yönetmeleri, hayır, bunun konar göçerlikle alakası yok. Vatan sevgisinin gelişmiş olması, bunun da konar göçerlikle alakası yok. Taşınabilir eşyalar kullanmaları, evet, bunun alakası var. Cevabımız dolayısıyla C şık. Beşinci soruda İlk Türk devletlerinin önemli meselelerin görüşüldüğü danışma meclisine ne ad verilmiştir diye bir sorumuz var. Bu danışma meclisinin arkadaşlar kesinlikle kurultay denildiğini biliyoruz. Cevabımız A şık olacak. Altıncı soru. Orhun abideleri günümüzde hangi ülke sınırları içerisindedir? Evet, Orhun abideleri ilk Türk yazılı eserleridir. O da günümüz Moğolistan sınırları içerisindedir. Yedinci soru. Buna göre Asya Hun Türkleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Altay Dağları eteklerindeki Pazarık Kurganı'ndan çıkarılan ve dünyanın en eski halılarından biri olan Pazarık halısının Asya Hun Türklerine ait olduğu kabul edilmektedir. Arkadaşlar, en eski halılardan biri olan Pazarık halısı dediği için kesinlikle ve kesinlikle dokumacılıkla olduğunu bilmeliyiz. Cevabımız C şıkkı. 8. soru. Hazreti Ömer döneminde sınırların genişlemesinden dolayı ülke illere ayrılmış ve bu illere valiler atanmıştır. Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, Hazreti Ömer döneminde sınırlar genişlediği için ülkeyi illere ayırmak kesinlikle yönetimle alakalı bir şeydir. O yüzden A şıkkındaki devlet yönetimini kolaylaştırmak kesinlikle doğrudur. O yüzden cevabımız A şıkkı. 9. soru. Abbasilerde Beytülhikme'nin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, Beytülhikme Abbasiler döneminde Bağdat'ta 800'lü yıllarda açılmış kütüphane ve bilim merkezidir. Peki bu kuruluşun amacı nedir diyebiliriz? Askeri faaliyetleri denetlemek değil, bilimsel araştırmalar yapmak, yani B şıkkı. 10. soru. Buna göre Karahanlılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Karahanlılar İslamiyet'i resmi din olarak benimsemiştir. Ancak İslamiyet öncesi döneme ait kut inancını devletin hanedanın ortak malı sayılmasını ve ikili yönetim anlayışını devam ettirmişlerdir. Buna göre
A. Kültürel kimliklerini kaybetmişlerdir. Hayır, söylenemez. B. Yöneticiler halk tarafından seçilmiştir. Kut anlayışı var arkadaşlar. Kut. C. Hükümdarın yetkileri sınırlandırılmıştır diyor. Hayır. D. Türk devlet geleneği sürdürmüşlerdir. Evet arkadaşlar, cevabımız D seçeneği. Arkadaşlar, bu soruların devamını Part 2'de çözeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başarılar diliyorum.